Evroz alanına geçeceğiz. Halkın görüşlerini alacağız. Buyurun hep beraber izleyelim. Seçime sayılı bir zaman kaldı. Ne söylemek istersiniz? Yani bu ülkede seçimlerin nasıl yapıldığını herkes görüyor. Özellikle bizim coğrafyada %97'lerle AK Parti'ye, AKP'ye oy çıkıyorsa ve burada hiçbir müdahale yapılmıyorsa gerçekten burada bir eksiklik yaşanıyor. Özellikle Harran, Akçakale ve diğer kırsal kesimlerde çok üzerinde durulması gereken bir konu var. Sandıklara sahip çıkılması gerekir. Yine diğer bir konu basının da gündeminde gerçekten 5000'e yakın oyun Halfeti'ye taşındığı, bu hep gündemdedir ve söyleniyor. Bu ülkede demokrasi yerleşmediği müddetçe, bu ülkede özgürlükler yerleşmediği sürece seçimlerin de pek bir kıymeti harbiyesi yok aslında. Kayyumların ortadan kalkması için bir mücadele vermemiz lazım. Aksi takdirde seçimin hiçbir kıymeti de kalmıyor. Ülkeyi yönetmeye gelince gerçekten şu anda ülkeyi MHP ırkçı faşist zihniyeti yönetiyor. Yani AK Parti'nin yönettiğine de ben inanmıyorum. 17-25 Aralık'tan bu yana ülkeyi kimlerin yönettiği açıkça ortaya çıkmış ve bu yani gerçekten ülke birileri derin devletin tarafından yönetildiği, işte Süleyman Soylu'nun, Mehmet Ağar'ların, ondan sonra Devlet Bahçeli'nin, Doğu Perinçek'in, şu anda Alaaddin Çakıcılar'ın şu anda ülkeye hükmettiği ve birilerini de kukla olarak yönettiği bir ülke. Ben bunu söylüyorum. Bunlar olduğu müddetçe bu ülkede demokrasi yerleşmediği müddetçe seçimler boştur. Başka söyleyeyim. Peki bunlar için halk ne yapmalısın? Yani bizler aslında burada Kürt halkı olarak kendimizi el ele verip kendimizi var etmek için çaba sarf etmeliyiz. Bu tabii ki belediye bir araçtır. Onun da kazanılması gerçekten iyi bir şeydir. Ama bizim temel şeyimiz, esprimiz, hedeflediğimiz, gözlemlediğimiz hedeflerimize varabilmemiz gerekiyor. Bu da Kürt halkının bu coğrafyada özgür, demokratik haklarını elde edene kadar mücadele etmesidir. Bu temelde ben bu seçimin bizim coğrafyada halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kazanırız. Nevroz bayramınız kutlu olsun öncelikle. Seçime sayılı bir zaman kaldı. Ne söylemek istersiniz? Seçime ne söylemem gerekiyor? Urfa'nın kalkması lazım. Bu zulme bir son vermesi lazım. Başa diyeceğim bir şey yok. Nevroz bayramınız kutlu olsun öncelikle. Seçime sayılı bir zaman kaldı. Ne söylemek istersiniz? Halk 7 gün sonra cevabı verecek. Onu düşünüyorum. Az kaldı. Biz de seçimi bekliyoruz. Büyük patlama olacak Urfa'da inşallah. Diğer seçimlere benzemiyor bu sefer. Halkımız bu meydanlardadır. 4-5 senedir yasaklıdır. Gelemiyorduk. Kızım 10 yaşındadır. Nevruz'u görememiştir. 5 senedir gelmiyor Nevruz'u. Onu da getirdik. İnşallah bundan sonra başaracağız. Serkeftin. Seçime sayılı bir zaman kaldı. Ne söylemek istersiniz? DEM Parti'yi destekliyoruz. Elimize gerekeni yapacağız. İnşallah Urfa ve ilçeleri hepsini alacağız. HDP vereceğiz. DEM vereceğiz. Neden DEM Parti? Çünkü değişsin. Çok heyecanlıyız. Urfa'da uzun süredir yakalayamadığımız bir havayı yakaladık. Tüm Kürdistan'ı ve Türkiye halklarını çok olumlu yönde etkileyecek duruma gelebilecek.
Sabırsızlıkla biz de seçim gününü bekliyoruz. Ama mutlaka kazanacağız. Seçim günü özellikle Urfa halklarına çağrım. Sandık güvenliğine çok dikkat etsinler. Hiçbir şekilde bizim arkada olduğumuz ya da alanda olmadığımız gibi özel savaşa hizmet eden hiçbir söyleme itibar etmesinler. Biz en öndeyiz ve mutlaka zafer tüm kazanan halkların olacak. Seçime az bir süre kaldı. Ne söylemek istersiniz? İşte Urfa burada, Raha burada. Dağların olduğu yerde her zaman için kavalar çıkmıştır. Nemrutların olduğu yerde her zaman için İbrahimler olmuştur. İşte canlı örneği burada. Nevroz Piroz ve. Sizden sorayım, seçime az bir süre kaldı. Ne söylemek istersiniz? Valla umutluyuz, heyecanlıyız. Coşkumuzu görüyorsunuz. Bence söyleyecek söz yok. Görüntü ortada. Tüm herkesin, tüm halkımızın Nevroz'u kutlu olsun. Seçime sayılı bir zaman kaldı, 7 gün gibi. Sizler neler söylemek istersiniz? Bunu demek istiyorum. Orta Doğu halkları için ve Urfa halkı için demokratik bir seçim olmalıdır. Onu bekliyoruz ve halkımız da yani bu sefalete, bu zorlukları göz önüne getirmek zorundadır. Gereği sağduyulu olmalıdır. Gerçekleri görmelidir. Ona göre iradesini sandığa atmalıdır. Yani bunu bilirim. Buradaki emekçi halk, demokrat, aydın halk çağrımız Araplaradır. Bizim Araplar biraz aydınlansınlar. Gerçekleri görsünler. Gerçeğe göre iradesini kullansınlar. Peki halka son olarak bir çağrınız var mıdır? Sandık güvenliği hakkında sandıklara gelmeleri için. Bak, bölgede sürekli sandık konusunda sorunlar vardır. Burada belki toplu oy kullanılan yerler vardır. Bu hem gelecek için, demokrasi için, hem halk için buna bu imkanı vermemeliydi. İrademizi doğru kurarlım ve sandıkları güzel korumak zorundayız. İrademiz boşa gitmemek için bu gerçek olmalıdır. Umudumuz bir değişim olur. Bu değişim bütün yaşayan halklara olur. Bak, bizzat Araplara söylüyorum. Türkmenlere çağrımızdır. Bu bölge ağırlıklı olarak Kürtler yaşıyorlar. Kürtler özgürlük mücadelesini büyük bir aşamada veriyorlar. Ama tek başına yetmiyorlar. Çağrımız Araplara, Türkmenlere, bütün yaşayan bütün halklara, yok edilen halklara çağrımız bu şekildir. Bu sandıkta gücünü, iradesini göstermeleri istiyoruz ve bekliyoruz. Az bir süre kaldı, ne söylemek istersiniz? Gerçekten şu anda Nevroz'dayız ve bu Nevroz'un coşkusu, Nevroz'un heyecanı, gençlerin heyecanı, kadınların heyecanı 31 Mart'ta da sandığa yansıtacak. Buna inanıyoruz, inancımız tamdır. Urfa halkı ilçelerinde olsun, Urfa ilde olsun, bütün her alanda kadınlar öncülüğünde, gençler öncülüğünde inşallah sandıkları patlatırız. Bu sene ümidimiz var. Ümitliyiz ve başaracağız. Buna inanıyoruz. Urfa halkı devrim olacak diyor. Siz bunun üzerine ne söylemek istersiniz? Tabii ki devrim olacak. Urfa halkı ne diyorsa, çünkü Urfa halkı kadim bir halktır. Urfa halkı geleceğini bilen, önünü bilen, önünü tanıyan ve öngörülü bir halktır. Bunun içinde Urfa halkı ne diyorsa odur. Gerçekten devrim olacak. Urfa'da büyük bir devrim olacak. Peki Urfalılara son olarak bir çağrınız var mı?
Urfalılara ve ilçelerine çağrım şudur. Bir Kürt olarak, bir vatandaş olarak, bir Urfa halkı olarak 31 Mart'ta sandıklara akın etsinler ve gece yarısına kadar sandıklarını sahipsiz bırakmasınlar. Çünkü çalıyorlar, çırpıyorlar. Son gecede ne oluyorsa son gecede oluyor. Onun için de Urfa halkını gece yarısına kadar, gerekirse sabaha kadar sandıklarda olacağız. Oylarımızı koruyacağız. Buna inanıyorum. İnancım sonsuzdur. Evet, seçime son bir hafta. Sayılı günlerimiz kaldı. Sandığa giderken halkımızdan iradelerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Oyunu kullanırken ellerini vicdanlarına götürsünler. Ranta, yolsuzluğa, rüşvete ya da hizmetin olmamasına yok demek için, dur demek için DEM'e destek vermelerini istiyoruz. Çok yerde zaten hani DEM çok önde gidiyor. 1 Nisan sabahı devrim sabahı olacak inşallah Urfa'da. Çünkü çok istenen ve arzu edilen bir şey ve o heyecanı size anlatamam. Çok harika bir enerji var ve inşallah bu sefer biz başaracağız. Biz yeneceğiz, biz kazanacağız. Halk için, halkımız için. Herkes farkında. Herkes olan bitenin farkında ve artık herkes değişim istiyor. Ve inşallah 1 Nisan sabahı yeni büyük bir değişimle sabaha uyanırız. Yanımızda şu an Hilvan Eş Başkan adayı Sayın Serhan Paydaş var. Kendilerine seçime dair birkaç sorumuz olacak. Seçime 7 günden az bir süre kaldı. Ne söylemek istersiniz? Halka son çağrınız nelerdir? Nevroz alanında da gördüğümüz kadarıyla halk kararını vermiş. Urfa ve bütün ilçelerde son sürat çalışmalarımız devam ediyor. Zaten propagandalarımız olsun, çalışmalarımız olsun son aşamaya geldi. Halkımızdan tek bir ricamız var. Biz olsak da olmasak da eş başkanlar olsun, yönetim olsun, onlar olmasa da tüm halkımız ellerinden gelen tüm çabayı sarf etsin, komşularına, akrabalarına partimizin pratiklerini ve ilkelerini açıklasın ve oylarının DEM Parti'ye verilmesini sağlasınlar. Seçime az bir süre kaldı, ne söylemek istersiniz? Barış, Serkeftin, inşallah me kazançkın, inşallah Serkeftin amen, Serkeftin akurmancayı. Hava güzel, genel atmosfer olarak çok iyi. Halkın platforma gerçekten bir cevabı var. Yani özlenilmiş bir coş vardı halkın içerisinde. Güzel bir havaydı. Peki Urfa halkına bir çağrınız var mı? Tabii ki. Urfa halkından gerçekten sosyal belediyeciliğin nasıl yönetildiğini, bir şehrin nasıl yönetildiğini, halkla beraber nasıl yönetileceğini DEM Parti ile göstermek istiyoruz. Gerçekten denemelerini istiyoruz. 25 yıllık bir satanaklığa baktığınızda gerçekten belediyecilik sadece bir park, bir yol yapmakla değildir. Belediyecilik de sosyal belediyecilik, gençlere bakışı, kadına bakışı, halkın gerçek temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetler olmalıdır bence. Şanlıurfa'da zaten hedefimiz seçimi kazanmaktır. Amacımız da zaten çalışmalarımız devam ediyor. Hem büyükşehir hem bütün ilçeleri kazanmak düşüncesinde içerisindeyiz. Ve inşallah ümidimiz kazanmaktır. An kazanacağız. Önümüzde bir haftalık bir süreç vardır. Bu süreçte herkesin çalışması gerekiyor. Herkesin kendi küçük oranda bu sürece katkı sunması gerekiyor. Halkımıza da buradan seslenmek isterim ayrıca. Siyaset halk ile yürür. Seçimler halk ile kazanır.
kazanılır. Bunun için de hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Herkes gücü oranında bu sürece katkı sunması gerekiyor. Bu sadece parti yöneticileriyle, adaylarla olacak mesele değildir. Biz Urfa üzerinde, Kürdistan genelde bir sinerjiyi yaratırsak Kürdistan'ın tamamında başarılı olacağımıza inanıyorum. Ayrıyeten bizim bölgemizde Avrupa'da yaşayan insanlarımız vardır. Bir ayağı Avrupa'dadır. Avrupa'daki insanlarımız da Kürdistan tamamında bulunan ailelerini aramaları gerekiyor. Onları bilgilendirmeleri gerekiyor. DEM Parti noktasında ısrarcı olmaları gerekiyor. Çünkü seçim süreçlerinde ülkede birçok oyun oynanıyor. Birçok kirli ilişkiler vardır. Bu kirli ilişkileri halkımızla birlikte ortadan kaldırabiliriz. Halkımızla birlikte çalışarak, herkes gücü oranında bu sürece katılarak seçimler üzerindeki etki alanımızı arttırabiliriz. Hem dünyaya buradan bir mesaj vermeliyiz, hem Türkiye'ye bir mesaj vermeliyiz, hem Türkiye'de devlet yöneticilerine halkın her şekilde iradesine sahip çıktığını göstermeliyiz. 31 Mart'ta da bunu ispatlamalıyız. Maalesef seçim üzerine de bir psikolojik savaş yürütülüyor adeta. Bir psikolojik algı oluşturmaya çalışıyor. Bizim Urfa'nın tüm ilçelerinde ve büyük şehirde adaylarımız vardır ve güçlü adaylarımız vardır. Halkımız gidip 3 pusulada da DEM Parti'ye oyunu vurmalıdır. Hem ilçe belediye meclis üyeleri, hem ilçe belediye başkanlığı için, hem büyükşehir belediye başkanlığı için halkımız gidip oy kullanmalıdır. Alttan alttan bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu algıyı biz kabul etmiyoruz. Halkımıza da deklare ediyoruz bunu. Halkımız gitmelidir. Seçim günü sandıklara sahip çıkmalıdır. 3 pusuladaki DEM Parti'ye de oyunu vermelidir. Bizim Refah'la da iyi bir ilişkimiz yoktur. Yeni Refah Partisi'yle, Kasım Gürpınar'la da bir ilişkimiz yoktur. AKP'yle de bir ilişkimiz yoktur. CHP'yle de, hiçbir partiyle ilişkimiz yoktur. Urfa'da tüm ilçelerde, merkez ilçeler dahil adaylarımız vardır. Halkımız gidip adaylarına büyük şehirde de, ilçe belediyesinde de, mecliste de oy vermelidir. Onun dışındakiler de psikolojik algı yönetimleridir. 31 Mart seçimlerinde Urfa'da içinde olmak itibariyle Kürdistan'da seçimler saat 7'de başlıyor. Saat 4'te sandıklar kapanıyor. Biz oy kullandığımız yerlerde durmalıyız. Sandık sonucunu takip etmeliyiz. Hem sandık görevlerimiz, halkımız imzalı mektup tutanaklarını almaları gerekiyor. İl ve ilçe merkezlerine ulaştırmaları gerekiyor. Seçim sandıkta kazanılır. Biz sandık güvenliğini almak durumundayız. Bunu halkımızla birlikte alacağız. Sandık güvenliği Kürdistan'ın tamamında, özellikle Urfa'da önemlidir. Gidip oyumuzu kullanacağız. Sandıklarımızı koruyacağız. Sandık tutanaklarını alacağız. Kendi il ve ilçe komisyonlarımızı ulaştıracağız. Ve o tutanaklar, o sandık torbaları ilçe ve il seçim kurullarına teslim edilmeden yerimizden ayrılmamayız. Halkımızla birlikte bu süreci yürüteceğiz. Bugün aslında bizim söyleyeceğimiz şeyleri meydanda Urfa halkı coşkusuyla, Nevroz halaylarıyla yoğun bir şekilde söylüyor. 31 Mart'taki seçimde hem kayyum zihniyetine, hem baskıcı, hem de otoriter sisteme karşı halkın adaylarıyla büyük bir zaferle gelişimizin sesidir. Ben bugün Nevroz alanlarında halkımızın eliyle, diliyle, zılgıtlarıyla bunun müjdesini verdiğimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Hepimiz o coşku içerisindeyiz. Son 7 gün ve çok eminim 31 Mart'ta büyük bir zaferle bu seçimi de taçlandıracağız. Bu seçim hepimizin seçimi. Sandık hepimizin ve bütün halkımıza, bütün seçmenlere çağrımızı yineliyoruz. Biz 31 Mart'ta sandıkların başında olacağız. Herkesi oyuna ve iradesine sahip çıkmak konusunda sandığın başında yan yana, el ele, kol kola bu mücadeleyi omuzlaması için yeniden çağrımızı yineleyerek o gün yine aynı şekilde dayanışmaya çağırıyoruz. 31 Mart'ın zaferi de, sandık güvenliği de, sandığın sonu
sonucu da dayanışmayla ve birliktelikle olacak. Biz o gün yine alanlarda olacağız. Sandık sonucu açıklanana kadar bir tek seçmenimizin, tek bir halkımızın bile oyu heba olmayacak şekilde sandık iradesini sonucuyla zaferle de taçlandıracağız. Seçime sayılı bir zaman kaldı, sayılı bir gün kaldı. Ne söylemek istersiniz? Seçimlere sayılı gün kalması bizim için tamamen bir kazanç demek. Yolun sonuna geldik ve zafer bizimdir diyorum. Biz bu seçimi aldık, elimizden geleni yaptık. Seçim bizimdir. Seçim üzerine ne söylemek istersiniz? Ya vallahi Nevroz'da da sizin de izlediğiniz gibi, görüldüğü gibi halkın değişimle ilgili çok büyük bir ısrarı var. Özellikle de Urfa Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçelerde artık 22 yıldır, 30 yıldır süren bu belediye anlayışının değişmesini demokratik, özgürlükçü, şeffaf, demokratik belediye yönetiminde ısrarcı büyük ihtimalle bu son bir haftayı çok daha iyi programlı çalışmalarla, seferberlik ruhuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyük bir farkla alacağız diye düşünüyorum. Urfa halkı devrim olacak diye siz bunun üzerine söylemek istersiniz. Yani Urfa'da çok uzun süreden beri hep aynı anlayış yönetiyor. Doğrusu Urfa'daki bu değişim ısrarı, değişim devrim niteliğindedir tabii. Bir anlayışın köklü, uzun süreden gelen bir anlayışın çöküşü, yeni kapsayıcı, kucaklayıcı, kalıcı, modern bir sosyal belediyecilikle yeni güne merhaba diyecek diye düşünüyoruz. Seçime az bir süre kaldı bildiğiniz üzere. Sizler neler söylemek istersiniz? Aslında bugün alanı gördünüz. Urfa halkı akın akın, alan artık dolmadı, caddelere taştılar. Gerçekten Urfa halkı şu anda hazırdır ve sandıklara da hazırdır. Diyorlar ki biz bugün Nevroz'u nasıl kutladıksa yarın da 31 Mart'tan sonra 1 Nisan'da biz kendi şenliğimizi tekrar zafere kazandırıp o şenliği kutlayacağız. Biz alanı çok güzel görüyoruz ve alanda herkesin şu anda Nevroz'u kutluyor ama aslında başarının ve coşkunun, heyecanın bir Nisan'a taşıyacağını inanıyorum ve güveniyorum. Buhar hoşça çağı gula, çağı gulü kusun bula. Nevroz'u sen saladıla, kengi bu khir tübe buhar. Buhar hoş çağı gula, çağı gulü kusun bula. Nevroz'u ser saladıla, kengi bu khir tübe buhar. Çünkü her evdeler, her esnafın yanındalar, her kadının yanındalar, her gencin yanındalar. Herkesin sorunlarını dinliyorlar, herkesin problemlerini dinliyorlar. Bu şekilde çalışmalarına devam ederlerse, bir hafta kalmış, bu şekilde devam ederlerse çok daha güzel başarılar elde edeceğini düşünüyorum. İnşallah büyükşehir, diğer kırsal ilçeler, Eyüpya ilçesi, Halilye, Karaköprü, tüm bunlara büyük bir umutla, büyük bir heyecanla bekliyoruz. İnşallah DEM Parti Urfa'nın her yerinde birinci parti olacaktır. İnşallah zafer bizlerin olacaktır. Tüm halkımızla beraber inşallah kutlamalarımızı yapacağız. Seçime sayılı bir zaman kaldı. Ne söylemek istersiniz? Yani şöyle söylemek isterim. Yani Urfa şu anda başarılı bir şekilde yürüyor. Yani bu sene kazanacağımıza cidden de inanıyorum gönülden. Alana baktığınız zaman yani anlaştığı üzere zaten yani bu seçim garanti bizim diyelim. Peki Urfalılara bir çağrınız var mı? Yani makarnayı bırakmalarını diliyorum ama bu sene yani çok farklı olma dileğiyle yani bu sene kazanmamızı yani görüyorum. Urfalılara buradan çok ve çok selam söylüyorum. Yani bu seçim farklı bir seçim olmasını diliyorum. Gönlümle başarılar diliyorum. Seçime az bir süre kaldı. Ne söylemek istersiniz? Yani durum ortada. DEM Parti alacak yani. Başka bir şey yok. AK Parti bu sene yıkılır. Başka bir şey diyecek yok yani. DEM Parti alır. Seçim için inşallah üstteyiz yani. Kazanacağız yani. Peki Urfalılara bir
bir çağrınız var mı? Urfalı herkese bir çağrım var. Allah'tan isterim ki herkes doğru yola gelsinler. Serkeftiz belki her mi arayacağız inşallah. Doğru yol hangisi? Doğru yol DEM Partisi. Kendi yolumuz yani. Doğru yol budur. Başka yol, doğru yol yok ki. Seçim az bir süre kaldı. Ne söylemek istersiniz? Her şey DEM için. DEM. Başka bir şey. Ben diyorum ki bu Nevruz ülkemize barış getirsin. Başka ne söyleyelim abla? Peki Urfalılara son olarak bir çağrınız var mı? Urfalılara çağrım budur. Yani herkes oyunu DEM Parti'ye versin. Yani artık Kırgızlar baştan gitsin. Valla şimdi halkın idarasını görüyorsunuz. Yani DEM artık bundan sonra sürekli ileridedir. Yani çalmakla, Kırgızlıkla bu işler olmaz. Gerçeği görmek lazım. Halkı sürekli yani teröristle hitap eden partiler DEM'i görsünler. DEM gerçek bir partidir. Halkın iradesinin partisidir. Herkese başarılar dilerim. Biz kazanacağız biz. Halk kazanacak. Herkes kazanacak. Arabinle, Kürdünle, Türkünle, Lazınla, Çerkezinle bir herkesi kucağımıza, yanımıza alıyoruz. Ayrı sesin yanımızda yoktur. İnşallah başarırız. Bütün DEM partilerlere inşallah başarı bekliyoruz. Selamlıyoruz herkesi. Herkes kendine daha iyi baksın. Herkes kendi oyunu kendine veriyor zaten. Seçim az bir süre kaldı. Ne söylemek istersiniz? Seçim çok coşkulu geçiyor. Biz bu Urfa'yı, Raha'yı inşallah bu sefer alacağız. Karaköprü'yü alacağız, Büyükşehir'i alacağız, bütün ilçeleri alacağız ve coşkulu bir şekilde çalışıyoruz. Milletimiz, halkımız artık bu değişimi istiyor. Değişim zamanı diyor ve bunu inşallah elde edeceğiz. Tabii bu milletin gücüyle, milleti görüyorsunuz, halkı görüyorsunuz, artık bir değişim istiyor. Artık DEM Parti'ye evet diyor, DEM DEMAME'ye. Peki Urfalılara son olarak bir çağrınız var mı? Urfalılar, bir algı var Urfa'da, özellikle Büyükşehir'de başka partilerin alması konusunda, ama DEM Parti çok güçlü geliyor ve alacağından da eminim. Bütün ilçeler de buna dahildir yani. Biz güçlü geliyoruz ve alacağından da eminim. Seçim az bir süre kaldı. Ne söylemek istersiniz? Vallahi seçimleri şöyle değerlendirmek istiyorum. Şanlıurfa'daki şu an şu platformada gördüğünüz gibi inşallah hayırlısı neyse o olsun. Ama gönlümüz DEM Parti'den dolayı. Çünkü şöyle Şanlıurfa Oralak daha önce yerel partilerle beraber Şanlıurfa'nın işçi sorunu çok. Okuma sorunu çok. Tarım işçisi sorunu çok. Şanlıurfa'nın Konya'da ne eksikliği var? Şanlıurfa'nın Sivas'ta ne eksikliği var? Şanlıurfa'nın Çorum'da ne eksikliği var? Yarın öbür gün Mayıs ayından sonra binlerce insan Şanlıurfa'dan göç edip tarım işçisi Oralak kaza yollarından ölüyorlar. Tarım işçisi Oralak fındıklarda her türlü kötü muamele görüyor. Biz Kürt halkı Oralak inşallah DEM Parti kazanır. Bunu söylemek istiyorum. Peki Urfalılara bir çağrınız var mı? Urfalılara şöyle bir çağrım var. Artık halk uyanması lazım. Yani biz bunu istiyoruz ki Urfa hiçbir şehirde eksik değil. Yani oyumu kendi partime vereceğim. İşte o kadar. Söyleyeceğim bir şey yok başka. Siz peki? Tabii ki de kazanmayı isteriz. Bütün Kürt halkının Nevruz'unu da kutluyoruz. Her zaman Sefkettin diyoruz. Barış istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Her türlü Antikara'ya başvuruyorlar. Bizim oyumuz belli zaten. Peki halk ne yapmalı bunun için? Halk bu hırsızları baştan göndermelidir. Tamam. Birlikte yöneteceğiz. DEM Parti halkın umududur. DEM Parti ile inşallah gelecekleri kuracağız. Bugünkü coşku, özellikle gençliğin coşkusu bize moral verdi, bize güç verdi. Bundan sonra daha güçlü, daha azimli bir şekilde gelecek Nevrozlara hazırlanacağız. Bizim için seçim önemli değil. Bizim için bu halkın coşkusu bize yeterlidir. Her bir Nevroz, Nevroz'a gelin be, Nevroz'a gelin kurdan, piroz be. Seçime sayılı günler kaldı. Ne söylemek istersiniz? Seçime sayılı günler kaldı.
yani bizi güzel yönetebilecek insanlara oylarımızı vermek istiyoruz. O da yolumuz bellidir. Her zaman her bizi irade gelle kurt. Peki Urfa halkına bir çağrınız var mı bir genç olarak? Urfa halkına mantıklı karar vermesini istiyorum herkesin. Düşünerekten, geleceklerini düşünerekten herkesin karar vermesini istiyorum. Çünkü gelecek tüm kardeşlerimizin, bizlerim için, büyüklerimiz için, hepimiz için, hepimizin önüne gelecek bir şey istiyoruz ki geleceğimiz güzel bir şey olsun. Güzel insanlar bizi yönetsin. Hep barış içinde, huzur içinde, mutluluk içinde, varlık içinde yaşayalım. Teşekkür ederim. Sizler ne düşünüyorsunuz seçime dair? Hocam, şimdi şöyle bir şey var. Alayım mı? Evet. Şimdi bu yıllardır AK Parti yönetiyor Urfa'yı. Eyüp'ün halini görüyorsunuz. Sürekli çöptür. Bakım yok. Herhangi bir gençlere sosyal aktifte yok. Artık yeter. Şöyle bu seçimlerde DEM Parti bayağı çalışma yaptı ve kazanacağını düşünüyorum. Yani DEM Parti'ye başarılar diliyorum. DEM Parti alır. Peki Urfa halkına bir çağrınız var mı? Ya Urfa halkına çağrım. Şöyle artık bu at gözlüğünü çıkarsın. Yeter artık. Yapacaksa gençler yapacak bunu. Yani bu seçimin tüm Kürt halkı için bir gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Bu kayyumlardan, bu baskılardan artık kurtulmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Kürt halkı iktidara büyük adaydır. Ben bunu görüyorum yani. Yani bu bölünmüşlük içinde Kürt halkı gerçekten geleceğini görebilir. Bunu düşünüyorum şu an.